Gelmiş geçmiş tüm türlerin %99'u bir dizi küresel felakette yok oldu. Hayatı tükenmenin kıyısına iten felaketler. Ama o felaketler olmasaydı biz burada olmazdık. Gezegenin doğuşundan hemen sonra Güneş sistemindeki şiddetli bir olay evreni sonsuza dek değiştirdi. İki gezegen soğuk uzay boşluğunda çarpıştı. Onlardan bir tanesi bizim gezegenimizdi. Çarpışma dünyamızı neredeyse yok etti ama yine de onu bir yurt haline getirdi. Gezegenimiz yaklaşık 4,5 milyar yaşında. Bu süre boyunca gezegen felaketten felakete sürüklendi. Bizi şekillendiren olayları geniş bir zaman ölçütünde ele almak zor. Dünyayı bir bakış açısından anlatabilmek için onun şiddetli tarihinin 24 saatlik tek bir güne sıkıştırıldığını düşünün. Saat gece yarısına doğru ilerlemeye başladı ve ilk felaket sadece dakikalarca uzakta. Güneş sistemimiz henüz oluşumunu bile tamamlamamıştı. 20 küçük gezegen, yeni bir yıldız güneşimiz etrafında dönmeye başladı. O gezegenlerden biri de Dünya'ydı. Dünyanın yüzeyi bir cehennem görüntüsündeydi. Su yoktu, oksijen yoktu ve tüm gezegen zehirli volkanik gazlarla örtülüydü. Ama şu andan durma şansına sahip olmadan önce Dünya, kutsal oranların güçlü etkisiyle güneşi saran diğer bir küçük gezegenle çarpıştı. Çarpışma öyle şiddetliydi ki genç dünyayı neredeyse yok etti. Ama tamamen yok etmek yerine gezegeni değiştiren bir olay zinciri meydana getirdi ve hayatın doğuşunu tetikledi. Bu felaket gerçekleşmeseydi burada hayat olmazdı ve dolayısıyla biz de olmazdık. Ama ne olduğunu nasıl bilebiliriz ve bu çarpışma hayatı nasıl evrimleşme aşamasına getirdi? Astronom Bill Hartman hayatını ilk güneş sisteminin olayları üzerinde çalışarak geçirdi. Ama eldeki bu kadar az kanıtla bu çok zor. Dünya tarihinin ilk dönemlerinin kaydı yeryüzünden tamamen silindi. Çünkü erozyonumuz, yağmurumuz, kıtasal sürüklenmemiz, çarpışan kıtalarımız ve yükselen dağlarımız var. Dünyanın ilk günlerini incelemenin en iyi yolu komşu gezegenlerin yüzeyine bakmak oldu. Yakında bulunan Merkür ve Mars'ta gezegenlerin yüzeyi çarpışma etkisiyle oluşan kraterlerle kaplı. Bu kraterler 4 milyar yıldan daha eskiye dayanıyor ve aynı zaman kapsülleri gibi Hartman'a genç gezegenimizin bir zamanlar karşılaştığı koşullar hakkında paha biçilmez bilgiler veriyor. Kraterlere bakmaya başlıyor. Sadece 160 ya da 320 kilometre krater olmadığını, 965 kilometre krater ve birkaç büyük nesne olduğunu da keşfediyorsunuz. Bu kraterler çok şiddetli bir dönemin resmini tasvir ediyor. Kozmik yıkıntılarla darmadağın olan bir güneş sistemi. Milyonlarca asteroid ve kuyruklu yıldızın genç gezegenlere şiddetle çarptığı yer. Hiçbir yer güvende değildi. Dünya da bu bombardımana uğramış olabilirdi. Bu dünya tarihinin ilk dönemlerine açılan bir pencereydi. Dünyanın çarpışmalardan oluşan bu muazzam tarihinin farkına varmamızı sağladı. Tüm gezegene ciddi anlamda zarar vermiş olabilecek büyük çarpışmalar. İnsanların büyük çarpışmaların dünya üzerindeki etkilerinin neler olabileceği hakkında düşünmesini sağladı. Hartman, gezegenlere çarpan şeylerin sadece küçük asteroidler olmadığını, çok daha büyük nesnelerin de olduğunu fark etti. Ve asteroidler ne kadar büyük olursa sonuçları da o denli büyük olur.
Çarpışma süreci muhteşem bir paradoks. Diğer yandan küçük çarpışmalar pek fazla bir şey değiştirmiyor. Milyonlarca çarpışmanın ortalaması alındı. Ancak büyük çarpışmalar gezegenlere karakteristik özellikler kazandırıyor. Örneğin bizim gezegenimizi baz alalım. 23 derecelik bir açıyla yana yatıyor. Yakınında yörüngesinde dönen bir uyduyla, Ay'la birlikte. Bu iki özellik radikal bir teori öne süren Hartman için bir ipucuydu. Diğer gezegenin boyutlarında bir şeyin Dünya'ya çarptığını ve sonucunda da bu yana eğikliği ve Ay'ı yarattığını belirtti. Bu görüşümüzün temeli şuydu. Gezegenler büyüdükçe oluşumunu tamamlayan gezegenler ortaya çıktı ama bunlardan geriye artık nesneler kaldı. Eğer bunlardan biri tam da Dünya oluşumunu tamamlamışken Dünya'ya çarpacak olursa, bu Dünya'nın çevresindeki Ay'ın oluşmasını tetikleyen maddeyi etrafa saçabilir. Hartman, Dünya'nın diğer gezegenle çarpıştığı anın bir görüntüsünü oluşturdu. Olay yerini bir düşünün. Güneş sisteminin ve kendisiyle tam olarak aynı şeyi yapan diğer 20 gezegenin etrafında dönen yeni oluşmuş Dünya. Onlardan biri olan Theia yaklaşık olarak Mars'ın boyutlarındaydı. Ve Dünya ile tam olarak aynı mesafede Güneş'in etrafında dönüyordu. Bu iki gezegen bir çarpışma pistindeydi. Theia saatte 32 bin kilometre hızla Dünya'ya çarptı. Milyarlarca megaton bombanın gücüyle. Çarpışma Dünya'nın tabakasının büyük bölümlerini parçaladı. Milyarlarca tonluk döküntü uzaya dağıldı. Dünya'nın çevresinde kırmızı sıcak toz halkası ve kayalar oluştu. Bir sonraki yüzyılı aşkın bir süre içerisinde bu kayalar ve tozlar yavaş yavaş Dünya'nın 50'de biri boyutunda olan bir kürede bir araya geldi. Bu küreyi Ay olarak adlandırıyoruz. Hartman 1960'larda bu tasarıyı öne sürdüğünde insanlar bunu kabul etmekte zorlandı. Bilim adamları her şeyin yavaş jeolojik süreçlerle meydana geldiğini düşünüyor. Bir kum tanesi birer birer dağları aşındı. Ay gibi muazzam bir şeyin tek bir olay sonucunda oluştuğunu düşünmek insanların inanmasını zorlaştıran bir şeydi. Ama Hartman'ın bu teorisi NASA tarafından desteklendi. 1969'da Apollo iniş gemisi Kartal Ay'ın yüzeyine indi. Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım. Amerikalı astronotlar Ay'a 6 ziyaret düzenledi. Ay'ın yüzeyini keşfettiler. Kraterlerinin etrafında ilerlediler. Yanlarında 381 kilo ay taşı getirdiler. Bilim adamları ilk kez ayın gerçekte neden oluştuğunu öğrendi. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Ay'a ait örnekler Dünya'nın en dıştaki tabakasına oldukça benzer bir kimyaya sahipti. Çoğu araştırmacı bu keşfi ilginç buldu. Ama Hartman'a göre bu çok önemli yeni bir kanıttı. Yüzeyde kayalar bulunuyordu. Büyük bir çarpışma geliyor ve tüm bu yüzeydeki kayaları etrafa saçıyor. Bu maddede uzaya gidip ayı oluşturuyor. Ama birçok bilim adamı yine de şüpheliydi. Büyük bir kozmik çarpışmanın nasıl bugünkü ayı ve dünyayı yaratabildiğini anlayamıyordu. Öncelikle diğer teorileri incelemeliyiz diyen insanlarla karşılaştım. Çünkü bu saçma bir tezdi. Hartman bir konferansta astrofizikçi Robin Canop'la şans eseri bir tanışmadan sonra istediği kanıtı sonunda elde etti. Robin, Satürn'ün uydularını incelemek için bilgisayar modelleri kullanıyordu.
Bill Hartman konuşmamdan sonra yanıma geldi ve hiç Satürn'ün halkalarının yakınında bulunan ve o halkalarla birlikte olan uyduların nasıl oluştuğuyla alakalı modellerini ayın kökenine uygulamayı düşündün mü diye sordu. Ben de hayır dedim. Böylece Robin bu modelleme programını ilk güneş sistemini yeniden yaratmak için kullandı. Sonra Hartman'ın öne sürdüğü şekilde Dünya ve Ay'ı bugünkü hale getiren gezegensel çarpışmayı hazırladı. Pekala, burada dünyanın oluşumunun sonunda 4,5 milyar yıl öncesindeyiz. Uzaydayız ve küçük bir gezegen olarak izliyoruz. Sağdaki gezegen solundaki daha büyük bir gezegen tarafından temsil edilen genç dünyaya çarpmak üzere. Çarpışma gerçekleşiyor. Gördüğümüz üzere yana seken bir darbeyle çarpışıyor. Ve çarpan gezegenin bu çarpışmayla tamamen yok olduğunu görebiliyorsunuz. Canib'in modelleri çarpışma sırasında nelerin meydana gelmiş olabileceğini gösterdi. Theia çarpan gezegen tamamen yok oldu. Dünya varlığını sürdürdü ama sadece bir kısmı. Çarpışma öyle güçlüydü ki gezegenin şeklini bozdu. Dünya erimiş bir kaya lekesi gibi tepki gösteriyor. Bu çarpışma gelgite bağlı bir erimiş lav dalgası yarattı. Şimdi bu çarpışma çok şiddetli. O kadar şiddetli ki dünyayı tamamen eritecek kadar enerji var. Ve bu çarpışmanın sonunda dünya buharlaşmış kayanın atmosferiyle sarılıyor. Trilyonlarca tonluk döküntü uzaya saçılıyor. Çarpan gezegenin parçasının bu görüş alanında kenarda gördüğümüz diski üreten uzun bir madde koluna dağıldığını görebiliyorsunuz. Ve bu daha sonra ayın oluştuğu disk. Canib'in modeli Hartman'ın teorisini destekliyor ve ayın Theia ve dünyadan saçılan döküntülerle meydana geldiğini gösteriyor. Robin modellerini oluşturduğunda dünyanın etrafındaki yörüngede etrafa saçılan döküntü ay şekillenmesi olabilir. Ay bu döküntüden oluşabilir demeye başlamaları heyecan vericiydi. Hartman ve Canib'in çalışması ayımızın Theia ve dünyanın arasında meydana gelen şiddetli bir çarpışma sonucu oluştuğunu gösterdi. Dünya tamamen yok olmaktan kıl payı kurtuldu. Ama bu çarpışma gezegeni değiştiren kayda değer bir dizi olayı tetikledi. Şiddetli hava koşulları ve dev gelgitlerle dolu izbe bir iklim oluştu. Ama garip bir şekilde bu ölümcül koşullar aynı zamanda yaşamı geliştirecek yapı taşlarını hazırladı. Dünya tarihi saatimizde sadece 10 dakika geçti. Gerçek zamandaysa 30 milyon yıl. Gezegenimizin hayatındaki en önemli tek dönem. Dünya, Theia ile çarpışmasının etkilerinden kurtulmaya başladı. Ve ayı meydana getiren bu felaketin döküntüsünden. Büyük çarpışma gezegenimizi neredeyse yok etti. Ama bu felaketin sonucunda yeni bir başlangıç doğdu. Dünyayı bir cehennem görüntüsünden, bizim şu anda yurt olarak adlandırdığımız mavi yeşil bir vahaya dönüştüren olaylar zincirini harekete geçirdi. Çarpışma o kadar büyüktü ki tüm gezegenin döngüsünü değiştirdi. Nasıl olduğunu anlamak için bilim adamları çarpışmadan hemen sonraki anlardan başlayarak bu olayları ayrıntılarıyla incelemeye koyuldular. Ithaca, New York'un kuzeyi. Paleontolog Judith Nagel Myers çarpışmadan hemen sonra dünyanın neye benzediğini ortaya çıkarabilecek ipuçlarını arıyor. Dünyada çarpışmadan hemen sonraki döneme ait hiçbir ipucu kalmadı. Bu yüzden bilim adamları sürekli zamanda geriye gidebilmenin yeni yollarını arıyor. Nagel Myers fosilleşmiş mercanları kullanıyor. Bu bölge bir zamanlar eski bir denizdi. Bu fosilleşmiş mercanlar 400 milyon yaşında.
Ama ayın ilk oluştuğu 4,5 milyar yıl öncesinde dünyadaki koşulların neye benzediğine dair çok önemli bir ipucu barındırıyor. Kişisel olarak fosilleri seviyorum. Onları buluyorsunuz ve zamanda bir pencere açıyorsunuz. Sadece onların kalıntılarına bakarak insanların dünyaya gelmesinden çok öncesini ayrıntılarıyla inceleyebiliyorsunuz. Mercan fosillerinin onların dünyanın ilk zamanlarındaki koşulların gün gün fotoğrafını elde etmelerine olanak sağlayan olağan dışı bir özelliği var. Mercanlar sığınak olarak kireç taşı katmanları oluştururlar. Yılın her günü için yeni bir tabaka. Günümüzdeki mercan dahil aynı süreci her sığ kayalıkta görebilirsiniz. Bu modern mercanlara yakından bakarsanız, aynı ağaçlardaki büyüme halkaları gibi büyürken oluşturdukları minik hatları görebilirsiniz. Ve günümüzde bu hatların her birinin bir günü temsil ettiğini biliyoruz. Günlük büyüme katmanları daha büyük olan yıllık halkayı oluşturmak için gelişiyor. Günlük büyüme halkalarını hesaplarsanız, modern mercanlarda gerçekten yılda 365 tane büyüme hattı olduğunu görürsünüz. Ve bu bir ipucu. 400 milyon yaşındaki fosilleşmiş mercanların yılda 365 tane büyüme hattı yoktur. 410 tane vardır. Bu mercanlar 400 milyon yıl önce eski okyanuslarda canlıyken dünya farklıydı. Bir yıl 365 gün sürmezdi, 410 gün sürerdi. Ama ister günlerle ister saatlerle ölçün, dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi her zaman aynı zaman miktarını verir. Bir yıl her zaman sabittir. Bir yılda daha fazla gün olmasının tek açıklaması, milyonlarca yıl önce her bir günün daha kısa olmasıdır. Bu, geçmişte bu hayvanın okyanusta yaşadığı günlerde bugün olduğundan daha az saat olduğu anlamına geliyor. ...400 milyon yıl önce bir gün sadece 21 saat sürerdi. Günler daha kısaysa o zaman dünyada daha hızlı dönüyor olmalıydı. Bilim adamları dünyanın gezegensel çarpışmadan hemen sonra ne kadar hızlı döndüğünü hesaplamak için 400 milyon yıl öncesindeki dönme hızını kullandı. 4,4 milyar yıl önce bir gün sadece 6 saat sürerdi. Ayımızı yaratan büyük çarpışma, dünyanın bugünkünden 4 kat daha hızlı dönmesine yol açtı. Bugün yaşadığımız konuksever dünyaya doğru atılan ilk adımdı. Ama bunu asla bilemezsiniz. Hızlı dönme, gezegenin gördüğü en kötü havayı ortaya çıkardı. Mega fırtınalar ve kasırgalar toprağı ortadan ikiye ayırdı. Theia ile gerçekleşen çarpışma, dünyayı yaşanılamaz bir yer haline getirmiş gibi görünüyordu. Saatimizde gece yarısını 12 dakika geçiyor. 4,5 milyar yıl önce. Buzlu kuyruklu yıldızlar uzaydan dünyaya çarpıyordu. Şiddetli bir bombardımandı. Ama bir felaket değildi. Aslında bir kutsamaydı. Buzlar eridi ve gezegenin içinde kendisinden yoğunlaşan suyla birleşerek ilk okyanusları yarattı. Ama genç dünya hala şiddetli ve düşmanca bir yerdi. Bugünkünden 4 kat daha hızlı dönüyordu. Yağmur ve saatte 804 kilometre hızla esen rüzgarlar yüzeyi aşındırdı. Atmosfer ölümcül bir karbondioksit kokteyli ve asit yağmurlarıyla doluydu. Hayatın başlaması için hiçbir yol yok gibi görünüyordu. Tek bir şey olmasaydı. Yukarıda yükselmiş olan ay, bugün gördüğümüz alışılmış ay değildi. Başlangıçta 10 kat daha yakındı. Ufuğa hükmediyordu. Büyük çarpışmanın diğer bir sonucu, bu kez haberler iyi.
Çünkü ay çok daha yakındı. Dünyadaki yer çekimi kuvveti çok daha güçlüydü. Dünya üzerinde en zor çektiği şeyler yeni okyanuslardı. Dev gelgitler saatte yüzlerce kilometre hızla gezegeni yarıp geçiyordu. Şimdi siz böyle bir şeyin hayatın başlamasını zorlaştırdığını düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Bu aksine dünyada hayatın başlamasına yardımcı oldu. Burası Fundy Körfezi, Kanada. Gezegendeki en yüksek gelgit alanına sahip. Dünyanın ilk zamanlarında gezegeni silip süpüren dev gelgitlerin ölçek örneği gibi. Fizikçi Neil Cummins gelgit bugün geldiğinde ne olabileceğini ve gezegenimizin uzak geçmişindeki gelgitler hakkında bize ne bilgi verebileceğini araştırmak için burada. Burada görmeyi umduğum şey iri gelgit dalgası olarak adlandırılan 1 veya 2 metre yüksekliğindeki büyük bir gelgit dalgası. Cummins milyarlarca yıl önce ayın dünyaya olan yakınlığından dolayı eski gelgitlerin Fundy'ninkinden daha hızlı ve daha yüksek olabileceğine inanıyor. Cummins gelgit dalgasını bekliyor. Böylece eski manzarayı şekillendiren ve yaşamın başlaması için gerekli koşulları yaratan güçleri ilk elden görebilir. Tam şurada kanalda gelgit dalgasını görmeye başlayabilirsiniz. Dalganın kıvrıldığını görebilirsiniz. Evet, veya suyu görüyorum. Bu gerçekten muhteşem. Onu duyabilirsiniz. Yaklaşık 1 kilometre uzakta. Bakın kıvrılıyor. Burada başka hiçbir yerde hissedemeyeceğiniz bir hareket olduğunu hissediyorsunuz. Gidip onunla tanışalım mı? Canına, bu da neydi? 24 saatte bir körfeze 100 milyar tonluk deniz suyu girip çıkıyor ki bu Fundy'deki gelgit dalgasını dünyadaki en büyük gelgit dalgası haline getiriyor. Hızla ilerleyen sular körfezin kıyısına çarpıyor. Kumu, mineralleri ve diğer maddeleri kıyıdan uzaklaştırıyor ve denize taşıyor. Cummins erozif hareketin burada büyük gelgitler eski okyanusa hükmettiğinde neler meydana geldiğini minyatürde yeniden yarattığına inanıyor. Eski gelgitler en az 1000 kat daha yüksekti. Bu gelgitlerdeki muazzam güç miktarı geçmişteki haliyle hiçbir şekilde kıyaslanamaz bile. Bu dalga saatte yaklaşık 12 kilometre hızla ilerliyor. Eski gelgitler saatte 160 ila 482 kilometre hızla ilerliyordu. Ve iç bölgelere doğru daha da hızlanıyordu. Daha çok zarar veriyordu. Peki bu zarar evrimin doğuşuna yardımcı mı oldu yoksa onu engelledi mi? 4 milyar yıl önce ay çok daha yakınken gelgitler iç bölgelere saatte yüzlerce kilometre hızla çarpıyordu. Her yeni gelgit milyonlarca tonluk döküntüyü karadan alıp götürüyordu. Geri çekildiğinde ise arkasında darmadağın olmuş bir kıyı şeridi bırakıyordu. Genç gezegen okyanusları tarafından yok ediliyordu. Bu biz yaşayanlar için iyi bir haberdi. Çünkü gelgitlerin karadan alıp okyanusa sürüklediği şeyler, yaşamın ortaya çıkması için eksiksiz bir ortam yaratıyordu. Hayatın başlaması için büyük miktarda minerale ihtiyacınız vardır. Bunlar okyanuslarda karışmak, etkileşime geçmek zorundadırlar. Dünyanın buna sahip olmasının tek yolu, ayın çok daha yakın olduğu zamanlarda yarattığı dev gelgitlerdir. Gelgitler mineralleri ve gıdaları karadan aldı
ve ilkel bir karışım yaratarak okyanuslara karıştırdı. Denizler artık karışmış önemli kimyasallarla doluydu. Bilim adamları bu karışımdaki kimyasal etkileşimlerin yaşamın yapı taşları olan ilk amino asitleri ve temel proteinleri yarattığını düşünüyor. Bu maddelerden ilk ilkel hücreler ortaya çıktı. Dünyayı neredeyse yok eden büyük çarpışma aslında hepimizin burada olmasının sebebi olabilir. Bize ayı verdi ve ay da bize gelgitleri verdi. Tüm bunlar gerçekleşmeseydi hayat hiç olmayabilirdi. Yaşam vaatleri artık okyanuslardaki yaşam habercileri olan basit molekül halkalarına dayanıyordu. Ama yüzeyin üstündeki dünya hala saldırgandı. Gezegen şiddetli bir şekilde dönüyordu. İklim düzensizdi ve gelgitler hayatın başlayamayacağı kadar şiddetliydi. Ay, dünya üzerindeki hakimiyetini sürdürdüğü sürece evrim sonsuza dek kalacak. Dünya tarihi saatimizde gece 03:20. Çarpışma ayı yarattığından beri yarım milyar yıl geçti. Hayatın ilk yapı taşları okyanusların derinliklerinde oluştu. Ayın şiddetli gelgitleri sayesinde. Denizler tek hücreli organizmaların gelişmesi için fazla şiddetliydi. Gezegeni ılımanlaştıran ve ilk hayatın bir sonraki aşamaya geçmesine olanak sağlayan bir şey gerçekleşmiş olmalı. Eğer böyle bir şey gerçekleşmemiş olsaydı, biz burada olmazdık. Burası Güney Afrika'daki KwaZulu-Natal. Paleontolog Nora Nofke, hayatın bir başlangıca nasıl sahip olduğunu araştırıyor. Burada bu eski vadide cevabı barındırabilecek fosiller keşfetti. Gezegendeki ilk yaşam biçimlerinin bir kısmı. Ortaya çıkardıkları şey şaşırtıcı. 3 milyar yıl önce bu vadi deniz tabanının bir parçasıyken sular bakterilerle doluydu. Gezegenimizi neredeyse yok eden felaketten 1 milyar yıl sonra dünyadaki yaşam gelişmekteydi. Kariyerimdeki en muhteşem anlardan biriydi. Bütün gün boyunca fosilleri aradık ve öğleden sonra güneşlik açıda parlıyorken birdenbire her yerden fırlayan fosilleri gördük. Ve bu gerçekten inanılmazdı. Bu fosiller eski sığ okyanuslarda mat yüzeylerde yetişen geniş bakteri kolonilerinin kalıntılarıydı. Gezegende yaşayan ilk canlı hücrelerin bir kısmıydı. Bugün hemen hemen aynı ve hala hayatta olan bakteriler var. Bunlar Atlantik'in doğu kıyısından canlı bakteri kolonileri. Onları mikrobiyal mat yüzeyler olarak adlandırıyoruz. Neden böyle adlandırdığımızı kolayca görebiliyoruz. Bu mat yüzeyler küçük yeşilimsi halılara benziyor. Eski ve modern olanlar arasındaki benzerlikler çarpıcı. Kaya yüzeyin canlı mikrobiyal yüzeyinde olduğu gibi yeşilimsi bir renkli olduğunu görebiliyorsunuz. Parmağımı takip edin. Şu anda size buradaki mikrobiyal yüzeyin fosilinin kenarını gösteriyorum. Ve burada, alttaki kumun, tıpkı buradaki parça gibi mikrobiyal bir yüzey olduğunu görüyorsunuz. Ama bu fosilleşmiş ve 3 milyar yaşında. Vadi boyunca kayalar şaşırtıcı bir çeşitlilikle mikrobiyal topluluklarla dolu. O zamanki bakteri ekosistemleri günümüzde oldukları kadar karışık. Ama kayalar başka bir şeyi ortaya çıkarıyor. Sadece bakteriyel yaşamın ne zaman başladığını değil, aynı zamanda bunun nasıl mümkün olduğunu da gösteriyor. Yüzeyinde iz bırakması eski denizlerin bir kanıtı. Ama Theia ile gerçekleşen çarpışmadan ata kalan şiddetli bir okyanus değil, bu ılımlı bir sığ suydu. Bu kayaya ilk geldiğimde tüm bu farklı dalgacık izlerini gördüm ve tıpkı bugünkü bıraktığı izlere benziyordu. Sahil boyunca yürürseniz kumda aynı şekilleri görebilirsiniz. Bu şekillerin koruması işte tam burada duruyor.
Gelgit henüz gitmiş gibi görünüyor. 3 milyar yaşında olan bu dalgacıklar hariç. Kıyıyı nazikçe saran eski bir okyanusun gelgit dalgalarına veya kasırga rüzgarlarına dair hiçbir belirtisi olmayan fosilleşmiş görüntüsü. Bu bölge en az 3 milyar yıl önce yaşama koşullarının normal olduğunu gösteriyor. Burası sakin bir yer. Dolayısıyla burada hayat gelişebilirdi. Bir şey gezegenin sert iklimini ve şiddetli gelgitlerini değiştirdi. Onu yaşam için ılımlı bir yer haline getirerek. Ve bu şey yine aydı. Onun okyanuslardaki yerçekimsel etkisiydi. Gelgitler oluşmaya başladıklarından bu yana dünyanın dönüşünü yavaşlatmak için fren görevi üstlendi. Onu bir arabadaki tekerleğe baskı uygulayan ve ikisinin birlikte yavaşlamasına yol açan frenler gibi düşünebilirsin. Gerçekleşen şey bu. Ve gelgitlerin sonucunda da bu meydana geldi. Bu, gelgite bağlı sürtünme olarak adlandırılan bir süreç. Gelgitler ve kıtalar suyu karaya doğru iterek buluştuğunda sürtünme meydana geliyor. Bu sürtünme dünyayı tam anlamıyla yavaşlatıyor. Milyonlarca yılı aşkın bir süredir gelgitler dünyanın dönüşünü yavaşlatmakta. Sonuç olarak günler uzadı ve düzensiz kasırga rüzgarları sakinleşti. Doğru yönde bir adımdı. Ama tek başına KwaZulu-Natal'da fosilleşmiş olarak gördüğümüz sakin denizleri yaratmak için yeterli değildi. Ay hala dünyaya çok yakındı ve okyanuslardaki yerçekimi kuvveti aşırı güçlüydü. Okyanusların hafif bir dalgacığa kadar sakinleşmesi için çok daha büyük bir şeyin olması gerekliydi. Bunu neyin gerçekleştirdiğinin kanıtı, NASA'nın Apollo programında insanlığın Ay'la ilgili görevinin son aşamasında bulunabilir. Batı Teksas'taki McDonald Gözlemevi. Burada insanlığın Ay'a ilk inmesinden 40 yıl sonra Apollo görevi hala güçlü bir şekilde devam ediyor. NASA mühendisi Jerry Wind, onlarca yıl önce astronotlar tarafından başlatılan işi devam ettirmek için lazer teleskobuna günlük ziyaretler düzenliyor. Görevi, Ay'ın dünyaya olan uzaklığını ölçmek. Biz Apollo projesinin yaşayan son parçasıyız. Çoğu insan tüm Apollo projelerinin bittiğini ve kullanılmadığını düşünür. Bu yüzden yaptığım şeyi Ay'a lazer yolladığımı söylediğimde şaşırırlar. Astronotlar Ay'a indiğinde arkalarında Amerikan bayrağı ve başka bir şey bıraktı. Reflektörler. Yaklaşık her gün Jerry Wind ve iş arkadaşı lazerlerini Ay reflektörlerinden birine doğrultuyor. Ay ve Dünya arasındaki net mesafeyi ölçüyorlar. Bu 1 milyar wattlık bir lazer ve onu Ay'daki reflektöre doğru çeviriyoruz. Bu ışığın buradan Ay'a ne kadar zamanda gittiğini ve döndüğünü ölçüyoruz. Bu bizim verimiz. Lazer, ışığın Ay'a ne kadar zamanda gittiğini ve döndüğünü saniyenin trilyonda birinde ölçüyor. Bu gece, lazer ışınının Ay'a gitmesi ve dönmesi 2.3967 saniye sürüyor. Gökyüzünde Ay'ı gördüğümde romantik şeyler düşünmek yerine, umarım lazer çalışıyordur diye düşünürüm. Bu romantik olmayabilir ama şaşırtıcı. Her yıl Wyant'ın lazer ışınının geri dönmesi biraz daha uzuyor. Çünkü Ay her yıl biraz daha uzaklaşıyor. Bilim adamlarının verimizi istemelerinin sebeplerinden biri, Ay'ın gerçekten uzaklaştığıyla, dünyadan uzaklaştığıyla ilgili şüphelerini teyit etmekti. Ve onlar bizim verimizi, Ay'ın değerlerini bize bildirmek için kullandı. Ve cevap evetti. Gerçekten uzaklaşıyordu.
Ay her yıl bizden 3,5 santim uzaklaşıyor. Okyanusların neden sakinleştiğini ve hayatın ortaya çıktığını anlamada anahtarı tutan şey bu. 3,5 milyar yıl önce Ay, Dünya'dan sadece 24 bin kilometre uzaktaydı. Ve bu durumda dev gelgitleri meydana getiriyordu. Ama garip bir şekilde bu gelgitler Ay'ı uzağa itiyordu. O kadar büyüktüler ki kendi yerçekimi kuvvetleri vardı. Bu, onları yaratan Ay'ı etkilemeye başladı. Suyun çekimi, başta suyu yükselten Ay'a etki ediyor. Ve bu su, Ay'a enerji vererek onu ileri itiyor. Dünya döndükçe tıpkı çekiç fırlatan bir atlet gibi Ay'ı ileriye fırlatıyor. Dünya Ay sistemini birlikte vals yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Ay dünyadaki gelgitleri yarattığında dünya yavaşlıyor ve bu gelgitler Ay'ın enerji kazanmasına yol açıp onu uzaklaştırıyor. İkisi bu dansı 4,5 milyar yıldan beri yapıyor. Henüz hayat bile başlamamışken gezegenimizi neredeyse parçalayan bu felaket aslında hayatı mümkün kılmakla sonuçlanmıştı. Şiddetli gelgitler denizi hayati kimyasallarla doldurdu. Sonra dünyanın dönüşü yavaşladı ve Ay uzaklaştı. Gıdasal açıdan zengin olan denizler sakinleşti ve hayat başladı. Ama hayat tam gelişmeye başlıyorken yeni bir felaketle karşılaştı. Gezegendeki hayatın birçoğunu ortadan kaldıran bir felaketti. Ama o felaket olmasaydı biz burada olmazdık. Bazı bakteriler ölümcül zehirli bir gaz çıkarmaya başladı. Oksijen. Dünya tarihi saatimizde sabah 8:10. Gezegenimizi yok etmek için yaklaşan diğer gezegenle gerçekleşen şiddetli çarpışmadan beri 1 milyar yıldan fazla geçti. Çarpışma Ay'ı yarattı ve denizlerde bakteriyel yaşamın başlamasına yol açan olaylar zincirini harekete geçirdi. Bu bakterilerin bir kısmı dünyadaki hayatı etkileyecek yeni bir süreç hazırladı. Birçok türü ortadan kaldırabilirdi ama o olmasaydı burada karmaşık yaşam da olmazdı. Bu Kuzey Meksika'daki Hay Çölü'nün çıplak manzarası. Burası geçmişe açılan bir pencere. Burası dünyanın 2 milyar yıl önce nasıl olabileceğine göz atabileceğimiz ender yerlerden biri. Evrimin dönüm noktasında olan bir gezegen. Biyolog Seyfet bu su birikintisinde yaşayan bakterileri inceliyor. Bu bakteriler ona geçmişteki bakterilerin yeryüzünü sonsuza dek nasıl değiştirdiğine dair benzersiz bir ipucu veriyor. Su birikintilerine gidip mikrobiyal toplulukların kanıtını çıplak gözle görebilirsiniz. Şu anda bu dünyanın ilk halinin benzediği şeye çok yakın bir benzerlik taşıyor. İlk dünya kesinlikle bakteriler tarafından yönetiliyordu. Büyük hayvanlar ya da bitkiler yoktu. Seyfert bu nadide kireç taşı kümeleriyle ilgileniyor. Bu oldukça dikkat çekici. Dikkat çekici görünmediğini biliyorum. Bu buradaki küçük nehrin dibinde bulunan bir taşa benziyor. Ama bu gerçekten mikrobiyal yaşamın karmaşık bir topluluğu. Bu kümeler stromatolitler olarak adlandırılıyor. Stromatolitler ufak kayalar oluşturmak için birikerek kireç taşında tortu bırakan bakterilerden meydana geliyor. Bunlar dünyanın ilk zamanlarında çoğalan stromatolitlerle neredeyse aynı organizmalardı. Güney Avustralya'daki Flinders Range'de bulunan bu fosilleşmiş stromatolitler 3 milyar yaşında. Bunlarla Seyfert'in bugün Meksika'da bulduğu şekiller arasında neredeyse hiç fark yok.
Her bir stromatolit, siyanobakteri olarak adlandırılan milyonlarca mavi yeşil organizma içerir. Ve 3 milyar yıl önce ataları enerji elde etmenin dahiyane yollarını geliştirdi. Bakterilerin bir bölümü gerçekten bir şey yapmayı öğrendi. Enerji için güneş ışığını kullandı. Ama bunu yaptıklarında güneş ışığı gittiği zaman bunu suyu ayırarak istemedikleri şey olan oksijeni yaratıp ikincil olarak geri vererek yaptılar. Bu eski mikroskobik siyanobakteri fotosentez olarak adlandırılan kimyasal süreci geliştirdi. Güneş ışığını ikincil olarak oksijenle birlikte kimyasal enerjiye dönüştürüyor. Bu biyolojik bir devrimdi ve gezegeni sonsuza dek değiştirdi. Siyanobakteriler okyanuslara oksijen pompaladı. Sonra da atmosfere. Eğer 3 milyar yıl önce fotosentezi geliştirmeselerdi, bugünkü atmosferde neredeyse hiç oksijen olmazdı. Siyanobakteriler olmasaydı biz hiç olmayabilirdik. Onlar bugün soluduğumuz oksijenin sebebi. Bu eski siyanobakteriler şu anda dünyada bulunan bütün bitkilerin atası. Fotosentez oldukça başarılıydı. Bakteriler gelişti ve evrimleşti. Mikropların hep kötü bir şey olduğunu ve bize streptokok anjini verdiğini düşünürüz. Eğer bakteriler güneşi kullanamamış olsalardı ve sonucunda da oksijeni üretemeselerdi, muhtemelen biz şu anda burada olmayacaktık. Çünkü bu karmaşık hayvan evriminin meydana gelmesine olanak sağlayan şey. Bu organizmalar buna adapte olmasalardı, oksijen bir ölüm cezası olurdu. Bu ilk gerçekleştiğinde, ek sonuç olan oksijen, gezegendeki çoğu hayat için bir zehirdi. Bu yüzden yıkıcıydı. Tüm yaşamlar atmosferde oksijen olduğu gerçeğine alışmalıydı. Ama birkaç bakteri buna nasıl adapte olacağını öğrendi. Onlar biz insanlar gibi bir şeylerin olmasına yol açan kurtulanlar. Saatimizde sabah 8:12. Atmosferde oksijen vardı ve okyanuslar bakterilerle doluydu. Evrim, hayat başlamıştı. Ve bir felaketle başlamıştı. Tüm bunlar çok mantıklı ve kaçınılmaz görünüyor. Aslında her şey bundan ibaret. Bu çarpışma belki de hayatın ortaya çıkmasının tek sebebi. Ama eğer biraz bile farklı olsaydı, burada hiç kimse olmayabilirdi. Şu anda farkına vardığımız şey, felaketler aslında dünyadaki yaşam evriminde herkesin düşündüğünden çok daha büyük bir rol oynuyor. Bu uzun benzersiz olaylar zincirinin sonunda olduğumuzun farkına varmalısınız. Eğer bu olaylar biraz daha farklı olabilseydi, ben şu anda bu kayanın üzerinde oturmayacaktım. Theia ile gerçekleşen çarpışma sadece rastgele meydana gelen birçok zar rulosundan biriydi. Bu bizi bugün bildiğimiz dünyanın bize verilmesi için gerekli olan benzersiz rastgele olaylar dizisi hakkında düşündürüyor. Ve eğer bu olaylardan biri biraz daha farklı olsaydı, etrafımızdaki tüm dünya farklı olurdu. Biz burada bile olmayabilirdik. Bu size felaketin bazı açılardan her zaman bir başlangıç olduğu anlayışını veriyor. Çarpışma yeni dünyanın başlangıcıydı. Dünyayı bilinen evrendeki diğer gezegenlerden ayırdı. Tanıdık olduğumuz hayata doğru uzun ve zorlu bir yol başladı. Eğer bu çarpışma olmasaydı, muhtemelen biz de burada olmayacaktık.